Yıl 1949. Öyle bir yağıyor ki kar. Samire aslında küçücük bir kız bebesi daha. Teslim olmuş her şeye. Gözleri kısılmış, bir tek yere bakıyor. Sanki zincirle dönülmüş. Sanki tuzaktan kurtulmak için çok çırpınmış, sanki boynuna demirden bir halka takılmış vahşi bir hayvanınki gibi gözleri. İri iri olmuş gözlerinin karası öfkeden. Samire sabit, sessiz, hareketsiz duruyor. Kolları, bacakları, bilekleri, gözleri hepsi ağrıyor ama hiçbiri onun değilmiş meğer. Bunu yeni öğrendi Samire. O yüzden bu ağrı da onun değildir belki diye düşünüyor. Kimse ağrı çekmiyor ama kendinden başka hiç kimse. Allah acı çekeni görür değil mi diye soruyor kendi kendine. Kınasından bir gece önceydi. Çok korkuyordu. Kendi kendine usul usul mırıldandığı türkülerden medet umuyordu. Sabah oldu sonunda. Kaçış yoktu. Dönecekti bu dünya. Kadınlar gölge gibi doluştular odaya. Kırmızı bindallı giydirdiler. Kıvırcık saçlarına 17 örük yaptılar. Sicim gibi akan gözyaşlarına aldırmadılar. Samire de aldırmadı acısına aldırmayanları. Küçük avuçlarını açtılar. Yeşil kınaları buladılar. Ellerini sardılar çaputlarla sıkı sıkı. Kırmızı kuşakla belini bağladılar sıkı sıkı. Sıkı sıkı bağladılar Samire'nin bütün hayatını. Bağladılar çocukluğunu. Dışarıda kara kış. Kar yağıyordu. Yağıyordu ki ne yağmak. O al entarisiyle koysalar kara kışın ortasına Samire'yi. Bir yürek yarasıymış gibi kalacak sonsuza kadar orada. Öyle ateşten bir acıya dönmüş ki küçücük bedeni. Elleri buruşmuş terden. Kalbi buruşmuş acıdan. Elleri gibi kalbi. Samire'nin kederi eriyerek kırmızı yol olup akmadı ya o gece Ihlara Vadisi'ne. Yürek kanı gibi yol olmadı ya bütün bedeni. Bundan sonra acı tutmaz artık onun o kesik yeri. Gelin olmaya uğurladılar Samire'yi. Kara bir balonun içine hapsedilmiş bir öfke Samire şimdi. Kara kış. Kapkara. 1949. Kar bütün yolları, damları, ağaçları, Hasan Dağı'nı ve dahi umutları kaplamış.